arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Umarım iyisinizdir. Umarım ben de iyiyimdir. Bilmiyorum çünkü hani videonun başı burası. Sonunda iyi miyim, kötü müyüm bilmiyorum. Bir sene sonra gerçekten içime sinen bir yer bulduğum için bu videoyu çekiyorum. Yani umarım videonun sonunda da içime çok siniyordur. Bundan 2 sene önce benim buradaki dişimin düşmesiyle bir süreç başladı. Genetik olarak ağız yapımında bazı dişlerim yok. Yani süt dişlerim var ağzımda. Yani bu ne demek? Sizin 9 ve 12 yaşlar arasında hani ilk çıkan dişler dökülüyor ya, benimkiler dökülmedi. Süreç burada başladı. Dökülmedi ama altta da diş yok. Hani bazılarınki gömülü oluyor. Benim altta da diş yok. Genetik olarak dişim eksik benim. Yani diş yok ağzımda. Bunu bir anlayalım. Böyle bir süreç başladı. Zaten ben bunu 16 yaşımdan beri biliyordum. Sonra bundan yaklaşık 2 sene önce şuradaki dişim kendisine Elif ben gidiyorum diye şöyle bir saldı ve kökü de olmadığı için çat diye çıkıyorlar. Kökü yok yani. Süt dişlerim kökü gerçekten yok. Süt dişimi şöyle size sallayabilirim. O kadar kökü yok. Ağzımda 2 tane daha var çünkü süt diş. O zamanlar bir de Avrupa yakasında yaşıyorum. Avrupa yakasında herhalde 5-6 yer gezmişimdir. Hem fikir alayım. Çünkü ağzımdaki tek sorun bu değil. Hani keşke burayı doldurmak olsaydı tek sorun. Şimdi şuradaki süt dişim var. Düşen. Boşluk var ya, o biraz daha küçüldü, o zaman daha büyüdü. Yanındaki de süt diş. Yani onun da kökü yok. O da çekilmesi gerekiyor. Çünkü altına diş yok. Şuradaki de süt diş. O da çekilecek. Ön taraftaki dişlerimin hepsi böyle dolga. Şunlar kaplama. Ağzımda zaten diş yok. Ben bunu biliyorum. Arkadaki dişlerim tam 180 derece dönük falan. O yüzden çok fazla yer gezdim. Hani bir kere yapılacak ve belli ki komple yapılacak yani. En azından düzgün olsun, içime sinsin. Ağzımızda yıllarca kalıyor. Belki 10 sene, 20 sene kalıyor yani. Hani doğal olsun, güzel olsun istiyorum. Teknolojik bir şekilde olsun, temiz olsun. Diş hekimiyle anlaşabileyim derken çok fazla diş hekimi gezdim. Hani ben bir yerden sonra alıştım zaten. Dişsize de alıştım. Dişlerime yaptırmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Böyle dönemdeyiz çünkü bir baktım 2 sene geçmiş, dedim Elif yani. Ataşehir'de çok güzel bir diş hekimi buldum. Gidip baktım kaç, hatta size söyleyeyim mi? Herhalde 6-7 kez falan gidip bakmışımdır ne var ne yok. Hani nasıl, teknolojisi iyi mi? Çalışanları nasıl, oradaki diş hekimleriyle anlaşabiliyor muyum derken baya baya bir gittim. Hatta şurada arkada bir dişim vardı. Dişimi falan çektiler ve gerçekten ağrısız, sızısız, acısız, böyle pıt diye nasıl anlamadım. Yani inanamadım ya. Kökü olan bir dişti bu arada. Çektiler falan derken güvendiğim bir yer buldum. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Çok fazla diş hekimi gezdim ve çok fazla yöntem gördüm. İşte köprü diye ne oldu, şuradan implant yapalım diye ne oldu, tel tedavisine gidelim diye ne oldu. Bunlardan ilk başta ben tel tedavisine aslında kendime uygun bulmuştum ama daha sonra çok fazla diş hekimi gezdikten sonra anladım ki tel tedavisine uygun bir diş yapım da yok. Benim orta hizam da bozuk. Şöyle göstereyim size. İşte orta hizam benim bu tarafa doğru, yani sağa doğru eğilimli olduğu için tel tedavisini öneren diş hekimlerimiz de oldu. Ama benim ağzımdaki diğer dişler olmadığı için arkadaşlar, hani orada düzeltilebilecek bir alan yok. O yüzden sadece ön taraftaki dişimin hizasını ortalamak için de 2 sene beklemek bana mantıklı gelmedi. O yüzden ben de diğer bir yöntemi seçtim. İlk gün yapılacak şey aslında süt dişlerinin çekilmesi. Daha sonra da diş etlerinin kesilmesi. Çünkü şöyle bir işlem olacak anladığım kadarıyla. Yani girişteki şeyler eşit alsın diye diş etleri de hani ona göre böyle düzgün düzen için kesilecek. Ben bu iki aşamanın aynı gün olmasını istedim. Bu süreç de böyle. Videonun başında böyle sizinle biraz konuşmak istedim. Süreç hakkında sizi de bilgilendirmek istedim. Umarım keyifli bir video olur sizin için. Umarım videonun sonunda ben de çok mutlu olurum. Çünkü bilmiyorum, o çok garip bir duygu ya. O zaman çok da uzatmadan ilk süreç için size süt dişlerimin çekilmesi ve kesilmesi aşamasına uğurluyorum. Hop! Biz burada buranın müdavimleri var. Süt açıyorlarla alaka. Benim bir 20'lik vardı. Merve ile Veysel beni yalnız bırakmak istemediler arkadaşlar. Bugün çünkü çok önemli bir sorunumuz var biliyorsunuz. Hem dişlerim çekilecek, yani süt dişlerim, hem de buradaki diş etlerim kesilecek. Heyecanlıyım. Çok da uzatmak istemem ama süt taşları var. Bekleyeceğim büyük ihtimalle. Nasıl gidebilirim ya? Çok uzun süredir artık git gel olduğu için burayı biraz kendi ailemiz gibi görmeye başlayınca böyle biraz şey oluyor. Bizde böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse, Merve beni son kez dişimle görüyorsun şöyle. Daha güzel olacak. Çok özledin sana yani. O kadar yakına girme, çirkin çıkıyor. Son kez bu haldeyim. Sonra bakalım. Sürecin devamını ben de merakla bekliyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman Aslı Hocam gelene kadar size dişlerimin röntgenli halini göstermek isterim. Çünkü o kadar engebeli bir arazi ki size göstermek istiyorum. İlk geldiğimde de buraya girmiştim biliyor musunuz? Böyle anılarım var. Her bir lokasyona da girdim. Burada benim yani utanarak insan gösteriyor. Hiç dişim kalmamış ama şu öndekiler benim. Bunu söylemek isterim. Bunlar hepsi benim. Hani bu kesin. Şurada dolgu, şurada boşluklar var, sütler var. Hani ağzımda bak, bir şu dişime bir şey yapılmamış.
öndekilerde sorun yok ama öndekilerde de şurada bir dişete çekilmesi sıkıntısı var. Acısız bir süreç olacak değil mi? En büyük problemi evet, biliyorsunuz benim bu. Merhaba. Hiç unutmam, şurada bir anım var. Ben buraya ilk geldim. Ne yapıyorduk? Diş eti temizliği mi yapıyorduk? Diş yapıyorduk. O kadar güzel uyuşturmuştuk ki hiçbir şey hissetmedim ve çok hızlıydın. Elin çok hızlıydı senin. Her zaman. Sana çok inanıyorum ama acıtmadı ama acıtmadı. Hayır, asla acı yok. 5 dakikada biteceğini 5 dakika. Evet. Çekeyim mi? Evet, aynen. Totalde? 5 dakikada diş eti diyelim. 10 dakika. 10 dakika. Bana 1 saat dediler. Ben 1 saatlik hazırlanmayla gelmiştim. Harbi işte böyle. 1 saat dedi bana. Okey. Abartıldığı kadar büyük bir işlem değil diyebilir miyiz o zaman? Evet, aynen öyle. Ay tamam, bir rahatladım. Bu ilk adımdan sonrası kolay geleceğini düşünüyorum hocam. Hadi kolay gelsin. Hiç de emin de olamadım. Tamam hadi o zaman. Tamam. O zaman biz başlarız. Son kez. Şu koltuğu da yani. Bir şey demek istemiyorum da çok haz aldım söylenemez bu koltuklardan. Dişim sallandığı için sıkıntısız ama şuradaki dişim iki diş arasında kaldığı için çok sağlam gibi duruyor. Değil. Değil mi? Tamam. Değil. Öndeki. Tamam. Bu mu? Yok, yarısı. Bu. Evet. Bir tane de bu. Bir de o. Ha, o da doldu. Bir şey bari yarısı yok gibi duruyor. Şimdi önce zaten diş etini düzelteceğim, sonra çekime geçeceğim. Dişlerin bir kısmı, diş etleri çok görünüyor. Hı hı. Ön tarafta sıkıntı yok ama arkaya doğru olan köpek dişlerinin arkasındaki dişleri. O yüzden oraları ufak ufak alacağız aynı şekilde. Bu benim için bir ilk. O yüzden biraz gerginim. Bilmediğim bir şey çünkü. Aslında çok basit bir işlem. Ha, tamam o zaman. Hızlıca olacak. Hocam bir şey soracağım. Tabii ki. Bu diş etlerim ne kadar sürede iyileşiyor? 1-2 haftayı buluyor. Bari benim düğünü var da yetişiveriyor. Çünkü Veysel hocam biter dedi. İkisini aynı anda yapalım dedi. Yapmıştır. Veysel şimdi protezi devam edecek. Tamam. Zaten buradaki laboratuvarda yapıyor. Evet, ya, çok hızlı oluyor. Dışarıdaki yapılan sistemden daha az büyüyor. Şimdi dişsiz kalmıyor. Mesela dişsiz kaldım. Yine idare tam bir şey bulur muyum? İdare tam bir şey yaparız. Ha tamam. O zaman çekelim. Yaparız. Ne olur ne olur arkadaşlar. Şimdi orada. Yine gitmeyin. Az buçuk var dişimiz yani. Yiyeceğim ya. Beklemiyordum Merve'nin düğünü diye şey yapacağını. Koleksiyonu var evde. İki tane var, iki yeter zor. 5 dakika sürmedi galiba çekim. Evet, benim ben vurgu yaptım ya. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Ağzınızı koyacağım, merak etmeyin. Ağzınızı koyacakmış. İlk aşamamız başarıyla sonuçlandı. Ağzınızı okuyun. Tamam, başarı sonuçlandı. Bir sonraki evreye devam edeceğiz. Ben iyiyim. Ufak bir oturmam lazım. Hadi. Bu kız ekmeğinde şu an reels çekiyor. Ay yiyeceğim ya. Ay kız, ben yiyeceğim demek isterdim ama dişim yok. Ağzı burnu dağılmış, hala reels çekiyor ya. Beni kimse susturamadı, anladın mı? Uyuşukluğun geçmedi mi? Sen nasıl rahat konuşuyorsun ya? Ayağım kaşınmaya başladı. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar diş çekimine gidiyoruz. Bu diş çekimi üzerinden yaklaşık böyle 10-12 gün arası geçti şu an, tam hesaplayamadım. Bir ara gittim, hani baktım iyileşme süreci nasıl gidiyor falan diye. Birkaç gün daha bekleyelim dediler. Bekleme süreci de hani dişlerim çekildiği için o çekilen o yerlerin iyileşme süreci var çünkü onu bekliyorduk. Ve bugün inşallah yani bakıldı ve bugün çağrıldım. Saat 10'da randevum var. Heyecanlı bir gün benim için. Bu süreçle ilgili en azından bu süreçten kastım, hani dişlerim çekildikten sonraki süreçle ilgili şunları söyleyebilirim. Ben daha böyle sancılı bir süreç bekliyordum. Böyle yiyemeyeceğim falan düşünüyordum ama hiç öyle bir şey olmadı. Zaten öndeki dişlerim benim süt dişi olduğu için kökleri zaten yoktu. Çekilirken de bir şey hissetmemiştim zaten. Herhalde o yüzden olsa gerek, yani iyileşme süreci benim işte ertesi gün falan iyileşmişti. O kadar yoktu. Dişlerimin o kesilme süreci de benim için böyle çok kabus olacak falan sanıyordum ben. Ya en azından böyle hani dışarıdan duyunca öyle sanıyor insan. Hiçbir şey mi yani? Bir gram bir şey hissetmez mi insan? Gerçekten hiç hayalimdeki gibi olmadı. Şuralar böyle böyle yaralar bağlayacak falan, böyle şeyler sanıyordum. Hiç öyle olmadı yani. O yüzden bunu söylemek istedim. Eğer hani böyle bir sürece siz de girmek zorunda kalırsanız korkmayın diye. Şimdi bugün bakalım nasıl bir gün geçecek. Bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım. Sabahın köründe kalktım. Saat 10'da randevum var. Hani şunlardan da bir kurtulayım ya. Çünkü delikler çok büyük hani.
Diğerine yine alışıyordun da bunlar yok yani ağzına. Şuradaki de yok. Çok kötü ya. Tadam, merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir diş hekimi maceramız gününden merhaba. Ben daha önce de bahsettim size, Veysel hocamla beraber olacağız. Sizi hem onunla tanıştıracağım hem de biraz da süreci bana anlatsın istiyorum. Çünkü size ne kadar anlatırsam anlatayım, insan bir heyecanlanıyor. Yani açıkçası doğru şeyler mi anlattığımdan bile emin değilim. Bak hep o taraftan çekiyorsun beni. Burada çok büyük çok büyük bir boşluğum var. Bakın şöyle bir boşluğum var. Şakasız böyle hani kalem koysan düşer. Bugün buna bir son vereceğimizi umarak Veysel hocamın yanına gitmek istiyorum. Hocam da beni bekliyor. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Bugün büyük gün, başlıyoruz artık. Evet. Dişim olacak mı bugünden sonra hocam? Bugünden sonra olacak. 3 gün sonra da orijinal gerçek dişlerinizi takacağız. Süper. Sadece 3 gün. İlk olarak benim dişlerimi ne yapacaksınız? Doğru mu anlattım? Ben keseceksiniz dedim. Kesmek değil, biraz aşındıracağız. Yaklaşık ha, tamam. 2 milim kadar. Yanlış söylemişim. Aşındıracağız. Aha. Kendi dişleriniz orijinal bir şekilde yine orada kalacak. Aha. Aşındırdıktan sonra ölçü alacağız. Ölçümüzü dijital olarak tarayıcımızla alacağımız için hata payı hemen hemen sıfıra inecek şekilde. O kısımları size zaten ben gösteriyor olurum. Evet, ben bir önceki işlemde acı çekeceğimi düşünüyordum açıkçası. Size de söylemiştim hani Aslı hocam işte dişler hani, şöyle kesecek evet, falan deyince insan bir korkuyor. Sıfır acı, ertesi gün, 2 saat sonra hayatımı normal bir şekilde devam ettim. O yüzden bugünkü işlem de böyle olacağını düşünüyorum. Kesinlikle, hiçbir ağrı olmayacak. Artık korkum zaten yok. Korkusuzca, fütursuzca da rahat edebilirsiniz. Hiç ağrı olmayacak. Zaten anesteziyle yapıyoruz. İşlem sonrası da kesinlikle bir rahatsızlık duymayacaksınız. Rahat. Tamamdır, ben size güveniyorum. Buyurun. Bu arada video için değil ama daha önce Instagram'dan eğer beni takip edenler bilir. Veysel hocam benim arkadaşımı çekmişti. Böyle de bir anım var. En çok korktuğum gün falan da hiçbir şey hissetmemiştim. O yüzden kendisine başka bir bağım var. Evet. Bunun da hani bu tarafta da yine mezyallerden alacağım. Lateral yer açacağız. Sağ taraf gördüğüm için. Bu gerçekten bunu yani o kadar çok diş hekimine gittim ilk defa. Bu ne bu? Artık şöyle. Ha evet, evet. Bitti. O ölçüyü geri alırken benim süt dişlerim çıkacak diye ne kadar korkuyordum biliyor musunuz? Ödüm patlıyordu ya. Açabiliriz daha. Oraya gerek yok şu anda. Dudağı al. Evet. Evet, dudağı yana çek. Çok tatsız hocam. Bu kadar şey olduğunu düşünemedim. Renkli menkli çıkarmışsınız ya. Üste geçelim. Teknoloji çok ilerlemiş hocam. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bizim için, yani hasta için her yapılan iş için. Tamam mı? Fazla gerçekçi. Tamam. Rahatsız mı oldum, hayran mı kaldım bilmiyorum şimdi. Bana gözlük verdi Veysel hocam. Ben artık yani böyleyim, ışıktan etkilenmeyeyim diye. İşlemin sonunda görüşürüz. Biraz da sürpriz olsun çünkü sürprizi kaçıyor. Aşındırma işlemi bitti. Bir girişi var, insanın ömrünü uzatır gerçekten. Şimdi renk seçimi yapıyoruz. Veysel hocam dedi ki renk seçelim dedi. Sevimli de değil sanki şu an. Neyse hadi bakalım. Şöyle yapayım. Yok, gerek daha yok. Şey ben ilk başta orijinal dişlerinize bakıyorum. Evet, orijinal dişlerinizle. Evet. Bu direkt sizin renginiz. Altları biraz açarız. Gerekirse beyazlatmayla. Üst biraz daha çünkü alt daha az görünüyor. Güldüğünüzde üst daha fazla görünüyor. Onun için hem doğal olan hem de şeffaflığı rahatlıkla verebileceğimiz tarzda biraz daha beyaz. Şu tonu yüzünüze, teninize de uyuyor renk olarak. Onun için bunu şuna göre tercih etmeyi tavsiye ederim ben. Ya bu sizin orijinal renginiz. Bu da onun. 1,5 ton, işte bir tona yakın bir açık rengi. Biz üzerine... Siz onu diyorsanız o olsun zaten. Yani çok cırıtmasın. Bazı dişler var açıkçası böyle... Nasıl diyeyim? Belki yapımından da olabilir tabii ama böyle şey diyor. Merhaba ben yapıldım, aynen biraz öyle önce yapıldım falan diyor. Öyle olmasın, doğal dursun tabii istiyorum. Tabii, ben de ondan taraftarım. Doğal durduğunda çok daha şık görünüyor. Ama bazı hastalarımızın tercihi tabii bembeyaz oluyor. Onu da yapıyoruz. Fakat bu size oldukça yakışan bir renk.
Tamam o zaman. Benim için siz okeyseniz okey. Okay. Bana da okey. Zaten provada göreceğiz bunu. Beraber karar vereceğiz. Diyelim ki çok açık, rengini koyulattırabiliyoruz. Tamam. Diyelim ki çok koyu, açabiliyoruz. Rahat olun. Okey. O zaman o daha rahat. En azından şey de değil. Şimdilik bekliyoruz. Geçici dişlerimiz olacakmış. Değil mi hocam? Yanlış bir şey söyleyeyim. Onu bekleyeceğim. Bugün hemen bayağı şu an yapılıyor. Çok hızlı. İnanılmaz bir teknoloji var burada. Çok şaşırdım. Çok garip aletler görüyorum. Daha fazlası da var. Size de gösteririm. Geçici dişlerimizi takacağız. Heyecanlıyım. Dudaklarım birazcık şişti oralarım. Yani orada gözük kendimi en azından öyle hissediyorum. Ama biraz kendimi böyle dolgu yapılmış gibi hissediyorum. Hani böyle şiş gibi. Ama biraz fazla bir dolgu. Hani altta yok üstte var gibi. Neyse. Geçici dişlerimizi takacağız şimdi. Gerçekleri değil bunlar. En azından ben dişsiz kalmayayım diye. Burada birkaç saat bekledim. Normalde onu da beklememize gerek yok ama benim boşluklarım vardı. Ekstra bir çaba. Efor sarf ettim. Boşlukla göndermeyelim dedim. Evet, boşluksuz olmamı istedi. Yani o dişlerim de olsun istedi benim Vesel Hocam. Çok teşekkür ederim. O yüzden birkaç saat bekledik ve dişlerimiz oldu. Evet arkadaşlar, sıfır ağrı hocam. Bu arada çok hani hava alınca diş ağrıyor gerçekten. Şu an geçicilerimle beraber yapabiliyoruz artık, evet. Bu dişlerim geçici dişlerim, gerçek dişlerim değil. En azından ağzımda diş olsun diye sağ olsun Mesut Hocam benim için uğraştı. Hiç boşluk kalmadı. Evet. Hem bir taraftan da iyi de oldu. Hani neyi sevip neyi sevmediğimizi de anlamış olduk. Tabii ki çok daha güzel, çok daha gerçekçi, çok daha parlak dişlerimiz olacak. Ama yine de söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Size çalışmak büyük bir keyifti, onu söyleyeyim. Ya benim için de aynı şekilde. Dünyanın en hafif elleri olan diş hekimi olabilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. O zaman biz yine buradayız. Ayrılamıyoruz. Tabii. Asla. Tekrar bir kere daha geliyorsunuz. Evet. Orada da normal orijinal dişlerimizin durumuna bakacağız. Hı-hı. Tamamsa bitireceğiz. Okay. O zaman ben yine size ara ara şeyleri göstereceğim. Bu diş yapım süreçlerini falan göstereceğim. Çünkü çok değişik. Ne diyorlar bunu? Hani, teknoloji mi diyeyim? Diyelim yani biz tarayıcıyla. CNC biliyorum. Mini CNC bunlar. Tarayıcıyla ölçülerimizi dijital ortama aktarıyoruz. Aha. Mini CNC'lerle koyduğumuz bloklardan da dişleri üretiyoruz. Heyecanla bekliyorum. Gittim. Hop. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. İyi de ben. Bugün gerçekten işlemlerin son aşamasına doğru yaklaştık. Heyecanlıyım bir taraftan da. Bugün hem dişlerim üretiliyor, hem onları göstermek istiyorum size. Hem de nasıl üretildiğini göstermek istiyorum. Çünkü ben hiç bilmiyordum. Yeni öğreniyorum. İlk defa öğreniyorum. Teknoloji de biraz gelişti ya. Yeni teknolojik aletler gördüm. Onlara falan bakıyoruz. Onları falan inceleyeceğiz beraber. Hem de sondan bir önceki gündeyiz. Bugün provamız var. Yarın bize dişlerimizi teslim ediyorlar. O zamana kadar bu dişler bize yoldaşlık, yolculuk etti. O yüzden onları da seviyorum. Hani çok büyüklerdi ama alışmıştık. Bir Burhancık olmuştuk. Bu üst kattayız. Burayı göstermedim size. Kaç? 1-2-3 katlı. Spora geri başlamam lazım. Kronlarımız yani dişlerimiz yapıldı. Ya. Orijinal haliyle. Sadece bugün bir deneme yapacağız estetiğini. Şu bölgelere ekstradan porselen ekleyeceğiz. Hmm. Parlatılıp yarın son haliyle takılacak. Bugün çok önemli bir gün. Evet, öyle gözüküyor. Kısalık, uzunluk, şıklık, her şey bugün belli olacak. Okey verdikten sonra da yarın takacağız. Gösteriyorum hocam. Gösterin. Bu afiyet hali. Bak çok güzel oldu. Kendi işleme çok benziyor. Daha da güzel olacak tabii ki, var hani bazı isteklerimiz ama total olarak Ahmet de bana bakıyor. Beğendin mi? Altyapısı iyi. Güzel yapmışsın Ahmet. Böyle şimdi ilk provamızı yaptık. Bence güzel oldu. Rengi falan böyle değil mi? Rengi de çok güzel. Rengi üzerine gelecek porselen de daha parlak ve şeffaf olacak. Doğallaşacak. Şu an mat görünüyor. Şu an zaten evet mat, size göre mat gözüküyor. Daha şeffaf olacakmış. Tabii. Ben rengini bu halindeyken bile çok beğendim bu arada. Bence bu renk de çok güzel. Çok güzel. Güzel gidiyor hocam. Ay insan bir geriliyor şu an. Yok şu an çok rahatladım. Çok mutluyum. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir... Ahmet ne bakıyorsun? Bana bakıyor. Gelecek biraz daha yukarıdan bakacak şey doğru mu diye. O zaman biz devam ediyoruz. Bir de ön taraftaki dişlerimi azıcık uzatacağız. Çünkü ben dişlek seviyorum. Tamam geldim hocam. Şeffaf olacak. Zeta Plus kullanmayacağım ben. Tamam. Elite HD kullanıyorum. Elite HD var mı burada Büşra'nın? Onu herhalde sadece ben kullandığım için. Elite HD bütün odalarda var. Aa öyle mi? Tamam. Evet. Çok güzel. Yine taktık benimkileri ha. Yine. Online'ız yani.
Neyse arkadaşlar, son halini beğendim böyle çok tatlı. Benim kendi işlerime çok benziyor ve hani o suratımdaki o şu an yapıyı bozuyor ya şu dişler hani böyle falan ya. O benim kendi gerçek dişim gibi. Çok çok beğendim. Yarın daha da güzel olacağını düşünüyorum. Burası da dişlerimin yapıldığı yer diyebiliriz. Burada bunu ben YouTube'da böyle videolarını görmüştüm. Bayağı böyle bu bilgisayarda aktarım yapılıyor. Bu makine da diyor ki tamam ben bunları anladım diyor ve yapıyor. Böyle dişlerimi istersem uzatıp istersem kısaltabiliyormuşum. İnanılmaz teknoloji gelişmiş ya. İnsan gururlanıyor. Bunlar var çok zordu yani eskiden. Tabii birçok evreden geçiyordu. Bak diş tok oldum ya. Ben çok seviyorum dişleri. Öyle gülme. Gülüyor Ahmet bana. Aynen burada birilerini kıstıra peşinde. Bu benim dişim mi? Evet. Ya bir dakika minnoş ol bakabilir miyiz? Ay çok tatlı gözüküyor ya. Kesinlikle. Daha çok da tatlı beğendim. Olacak. Boyama yapar gibi. Şimdi seramik yani dişin doğal efektlerini, asıl formlarını bu işlemle veriyoruz. Tata! Son günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son günümüz. Çok heyecanlıyım. Çok biraz ufak böyle çıtır bir gerginliğim de var. Ama Veysel hocam sağ olsun gelecek hiçbir şey yok diye beni sürekli telkin etmeye çalışıyor. Bugün geçici dişlerimizden kurtulup gerçek orijinal yeni dişlerime kavuşacağım gün. Heyecanlıyım. Umarım siz de benim kadar heyecanlısınızdır. Midem böyle birazcık sancılar, kramplar da giriyor mideme. Hocam ben geldim tekrardan. Hoş geldiniz. Bugün hazırız her şeye. Artık bitiriyoruz. Dişimiz hazır. Hazır mı dişimiz? Evet. Ben en son dişim böyle bir süredir biraz size hemen aktarmıştı. Gösteriyorum. Ya evet. Hiç buna benzemiyor hocam. Çok güzel oldu. İnanılmaz güzel görünüyor gerçekten. Şimdi bir de ağızda nasıl durduğunu göreceğiz ama şimdi değil. Tamam. Şimdi... Hazırlığımızı yapalım hemen. Başlayalım hemen. Bir görelim. Gayet güzel bence. Evet arkadaşlar benim dişlerim, yeni dişlerim. Veysel hocam sağ olsun çok güzel dişler yaptı. Bir önceki dişlerim biraz böyle şey olduğu için böyle hey burayı silmek istiyorum. Çok çok beğendim hocam. Çok teşekkür ederim. Hayalimdeki neyse gerçekten böyle eski bir önceki dişlerim biliyorsunuz. O tarz evet. Bir diş istemiştim. Böyle çok böyle çok bir şey istemedim aslında. Aynısı olsun, benim olsun, gerçekçi dursun istedim. Çok da güzel oldu bence. Bu arada arkadaşlar şu an konuşmada zorlanıyor olabilirim. Üst dudağımı uyuşturduk biz. Hani normalde ağrısızlık falan olmuyor ama yine de ben böyle içimden geliyor. Biske hocam girmeyin. Yani biraz daha evet biraz şey belki hassasiyet vardır diye uyuşturduk. O yüzden konuşmada biraz zorlanıyorum ama zaten bir önceki dişlerimden Instagram'dan takip ediyorsanız alışıksınızdır. Bu şekilde bu sürece gelebilmek için Veysel hocamla beraber gerçekten çok fazla prova da yaptık. Hani ne istedi ve ne istemedi ve çok da fazla bu da bakıldı. Böyle mutluyuz. Düğüne yetiştik bu arada. Bunu videonun başında söyledim mi bilmiyorum ama Merve'nin düğüne yetiştirmeye çalışıyor. Yetiştirdik gerçekten. O yüzden o kadar böyle hızlı yaptık ki Merve geldi. Yani çok hızlandırılmış böyle bir şeye girdik gerçekten ve o çok kısa bir sürede bitti ama. Tabii 4 günde bitti. 4 günde aynen 4 günde bitti. Ellerinize sağlık. Böyleydi. Güle güle kullandım. Gül, güzel gülüş, ay gülüş. Bu şekilde. O zaman size şimdilik öpücükler gönderiyorum. Mesela hocama çok teşekkür ediyorum. Keza Aslı hocam da. Çalışmak çok zevkliydi. Ya gerçekten. Çok teşekkür ederim. Her zaman diyeceğim ama yok, her zaman da olmasın. Kontrollerde görüşürüz. Şey diyebilirim, eğer böyle herhangi bir sorunuz varsa diş anlamında ya da estetik olarak da çok fazla DM aldım ben. Sayfalarını zaten aşağı koymuş olurum, onu da burada söyleyeyim en azından. Herhangi bir sorunuz varsa da hemen DM üzerinden zaten cevaplıyorsunuz değil mi? Evet, DM üzerinden de gidebilirsiniz. Buraya gelip de görebilirsiniz. Bu şekilde. O zaman biz
İstikamet ben eve gidiyorum. Sizinle bazı kendi öz düşüncelerim ve bazı kafamdaki soruları nasıl aydınlandığı ile ilgili ufak ama tatlı bir konuşma yapacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Selam arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Şimdi dişlerimizi yaptırmamızın üzerinden 3 gün geçti. Benim artık şu üst taraftaki dudak dolgularım... Dolgu ne ya? Benim hani üst dudağım uyuşmuştu diş hekimindeyken. Onlar falan zaten geçti. Aktif olarak hayatıma devam ettim. Üzerinden de bir 2 gün, 3 gün geçti. Dedim ki artık videonun sonunu çekmek için hazırım diye düşünerek videoyu şöyle açtım. Önce size dişlerimin yakınının halini göstereceğim. Diş yenileme süreci de başlarken çok kaygılıydım. Önce bir Instagram'dan da bu süreci yönettiğim için gelen sorular var. Onlardan biraz bahsedeceğim. O taraftaki sizin şeylerinizi biraz röke edeyim. Kaygılarım ve korkularım vardı. Normalde diş yoktu arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Ben neredeyse 1,5-2 sene kadar totalde yani dişsiz yaşadım. Yani şuralara da diş şurada yoktu. Daha sonra buradakiler de çekildi falan derken insan bir noktadan sonra dişsizle çok alışıyor. Ve ben şu an ilk aynada gördüğüm zaman kendime dedim ki bu kim ya falan oldum. Çünkü diş var. Daha da komiği mesela hayatıma devam ederken burada hiç diş yoktu ya. Buradaki diş beni rahatsız ediyor şu an. Allah Allah diyorum bu ne falan diyorum dişmiş falan. Bayağı bu şekilde şeyler de yaşanıyor. Keşke dişlerim daha hayatımın en başında böyle sağlıklı olsaydı ama herkes tabii ki şanslı olmuyor. Önce onu söylemek istiyorum. Yani alışma sürecinden bahsetmek istiyorum. İlk dişlerimi takıldığında hiç alışamadım. Tabii bazı insanlar var da çabuk alışır, bazıları geç alışır. Ben saçlarımı ilk sarıya boyattığımda da hiç alışamamıştım. O yüzden kendime birkaç gün vermem gerektiğini bildiğim için verdim. Bu süre zarfında da etrafımdaki herkese dişlerim nasıl oldu, dişlerim nasıl oldu diye sordum ama böyle sordum insanlar, uzaktaki insanlar da yani kötüyse kötü de olmadım falan dedim, çok şey oldu. Bir tane böyle kötü yorum almadım. Ben çok beğendim. Sadece tek bir kaygım var. Onu da size sormak istiyorum. Yani benim gerçek dişlerim. Öndeki iki dişim uzundu. Ben gittim de mesela oradaki Ahmet Bey'e falan şey dedim. Sadece öndeki iki dişimin uzun olmasını istiyorum. Çünkü benim öndeki iki dişim bayağı uzun. Buradaki dişlerim şöyle göstereyim size. Buradaki dişlerim çok uzun değil. Tabii ki bu görsel olarak olması gerekenin bu olduğunun farkındayım yani. Çünkü muntazam duruyor, bunun da farkındayım. Ama öndeki iki dişi bir tık daha uzatmalı mıyım noktasında size de bir soru sormak istiyorum. Çünkü arkadaşlarıma da sordum. Çünkü arkadaşlar şey diyor hani zaten uzun hani. Tamam azıcık uzun diyorum ama sen... Sanki uzun değil. Benim önlük bayağı uzunmuş öndeki dişlerim. O yüzden böyle ilk gördüğümde orada böyle bir bocaladım onu söyleyeyim. O yüzden kendime böyle bir 2-3 gün zaman verdim. Hani acaba bana mı öyle geliyor? Gayet de güzel de duruyor ama sizin de bir fikrinizi almak istedim. Buradan anket açamıyorum. Instagram'da şu an anketi açtım. Hani ön dişlerimi bir tık daha uzatayım mı, uzatmayayım mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu diş okey midir benim için? Ama bu gerçekten güzel oldu. Elif buna dokunmamı yoksa bir tık daha uzatabilirim, bir tık daha tavşan olabilirim. Ki bir tık zaten öyle ama ya nasıl? Yani öyle. Bir de ben dediğim gibi çok uzun süredir dişsizim. Çok fazla diş var aslında. böyle. Bu arada diş çekilmem haricinde, dişlerim biliyorsun benim süt dişlerim vardı, çekilmesi gerekiyor. Onun iyileşme sürecini beklediğim süreç haricinde toplamda bu işlem herhalde 4 günde yapıldı. Çok hızlı ve asla ağrısız bir süreç. Aynı zamanda Veysel hocamın da eli çok ama çok ama çok hafif. Gittim bütün diş hekimlerini çok saygıyla anıyorum ama gerçekten çok hafif bir eli var. Güzel bir diş hekimi. Eğer düşünürseniz hani ben dişlerimi yaptırmak istiyorum derseniz bu da şey süreci var. Ben gittiğimde direkt hop yapıyoruz falan da demedim bu arada. 6-7 kez gittim. Hiçbir şey yaptırmadım. Gidip böyle bakıyorum değil mi? Ne yapıyorsunuz falan bakıyorum. Ondan sonra okey dedim. Tamam ben hazırım. Gerçekten güvendim de. Ondan sonra yaptırdım bir süreç. Böyle apar topar olmadığını da bilmenizi isterim ki zaten işte benim apar toparlık bir durum hiçbir zaman olmadı yani. Ben hani dişsizliğe bile alışan bir insanım arkadaşlar. Yani yaptırmazdım gerçekten. Çok da memnun kaldım. Azbik dişler şu an kalıcı olarak yapıştırılmadı. Veysel Hoca bana şey dedi hani senin gibi böyle biraz daha kararsız hastalarımız için dedi. Geçici olarak yapıştırıyoruz ama kalın bir geçiciyle yapıştırıyoruz dedi. Sen dedi biraz bununla bir zaman geçir, bir müddet geçir, bir böyle bir hayatla devam et. Baktın tam olarak istediğim bu değil, önlerini uzatırız dedi. Ben de teşekkür ederim dedi. Zaten normalde böyle bir süreçle ilerliyormuş. Hani insanlar öyle bir zaman aralığı veriyormuş. Yani bir bak, bir bununla hayatını bir geçir, olmadı istediğin gibi yaparız gibi oluyormuş. Böyle yani. İlk iki gün biraz zordu alışması açıkçası ama bugün üçüncü günüm neredeyse. Alıştım gibi yani. Fazla diş geliyor ama fazla benim 3 tane diş gözüküyordu ya. Hani bunlar yoktu. Bunlar vardı yani. 3 tane diş gözüküyordu. O yüzden insan böyle fazla diş olunca benim bu kadar dişim var mıymış falan oluyor. Tek
tamam size söyleyemem. Normalde ben kapalı gülmeye alışmışım yani bu şekilde. Ama artık bu yani şuradaki dişlerim olmadığı için dudak öne düşüyordu. Ama artık burada da dişim olduğu için gülerken azıcık dişim gözüküyor bakın. Bana dişim gözüküyor falan çok komik oluyor. Bir de avantaj olarak söyleyeceğim. Buradaki dişlerim yeni yerine geldiği için tabii biraz da dudağımı kaldırır gibi bir etki verdi. Ve dudaklarımı dolgunlaştırdı. Çok 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 mutlu oldum. En çok onu üzülmüştüm. Dişim düştüğünde buradaki dudağım da düşmüştü. Ve bir türlü hani orayı istediğin kadar şey yap yani... olmuyordu yani. Aklınıza takılan bir soru olursa diye aşağı direkt diş hekiminin de Instagram adresini bırakıyorum. Oraya da sorabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Instagram'daki anketi oylamayı unutmayın lütfen. Çünkü o anket benim için çok önemli. Gerçekten ona göre dişlerim önünü bir tık daha uzatacağım yani. Yoksa uzatmayıp bu şekilde de devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye diyorum. Bye bye.